yeniden merhaba İzweb TV izleyicileri. Menemen Belediye Sepe Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanımız Serdar Aksoy ile canlı yayındayız. Bugün hem yaklaşan İstanbul seçimlerini konuşacağız hem de Menemen'de neler gelişiyor, değişiyor bunları konuşacağız. İkinci kez yayına girdik. Arkadaşlarımız bunun paylaşımını da gerçekleştirecekler. Bir elektrik kesintisiyle karşılaştık, bizi bulmuş oldu. Ama belediye personelimiz hemen problemi çözdüler ve yayının bundan sonra kalan kısımlarında problem yaşamayacağız diye umuyoruz. Ben yayının başında söylediğim şeyi tekrar burada tekrar etmek isterim. Özellikle başkanımız Serdar Aksoy ve Tepe Sosyal Tesisleri personeline teşekkür ederim. Bizi burada çok büyük bir misafirperverlikle karşıladılar. Başkanım çok da güzel bir tesis. Yani burada hem düğün salonu, ben ilk defa geliyorum havuzuyla. Gerçekten insanların aklına gelmez, biliyorsunuz İzmir sosyal bir şehir. Daha çok Çeşmesi, Foça'sı, buralar insanların aklına geliyor ama belli ki Menemen'de de aileleriyle beraber vatandaşların sosyalleşebileceği yerler mevcut. Çok güzel bir tesis. Evet, bunları doğru kullanmak gerekiyor. Bu tarz tesisleri Menemen'e kazandıranlara teşekkür ederiz. Bu ayrı. Ama bu tesisleri rant amacıyla değil, yani rantçı bir belediyecilik açısından değil, halkçı bir belediyecilik olarak değerlendirmek gerekiyor. Biz de bunları halkımızın lehine kullanma noktasındayız. O yüzden bunları yeniden Menemen Belediyesi'ne kazandırmamız gerekiyordu. Biz de bunları yaptık. Elektrik kesintisinden önceki bölümümüzde bunu değinmiştik. Evet. Buraya geldiğimizde pankartla da karşılanıyor. Tesisimiz yeniden Menemen Belediyesi'nin halkımıza ayrı olsun diye. Herhalde burada Menemenliler ucuz imkanlarla düğün yapmayı kesinlikle imkanı buluyorlar. Kesinlikle aynı zamanda sosyal işlerin de dışında. Başkanım, şu soruyu sormak isterim. Yine Menemen'e gelirken sizin adaylı döneminden diye tahmin ettiğim Menemen'de değişimin adı Serdar Aksoy yazılarıyla karşılaştık. Çok fazla duvarlarda, belli ki gençlerin yazdığı, amatörce yazılmış yazılar. Evet, hala evet, onlar orada duruyor. Şimdi yaklaşık 3 aydır görevdesiniz. Evet, değişim başladı diyor musunuz? Neler oldu bu 3 ayda? Neler yapıyorsunuz? Şimdi özellikle gündemimizde olan şeyler nelerdir? Şimdi şöyle, aslında değişim kolay değil. Değişim hiç kolay değildir. Değişimi gerçekleştirmek hakikaten zorlu bir süreçtir. Çünkü insanların belli noktalarda ezberleri var. Bu ezberleri kırmak, yerine alternatiflerini üretmek, alternatif bir yönetim tarzını oluşturmak, alternatif bir hizmeti var etme noktasında gerçekten zorlanabiliyoruz. Evet. Çünkü değişim hiçbir zaman kolay olmamıştır. Her anlamda. Toplumun genel yapısı itibariyle bizler de dahil olmak üzere hepimiz muhafazakarız aslında. Evet, evet. Yani ailemizi korumaktan tutun. İşte düzenimizi korumak, ezberlerimizi devam ettirmek, o ezberleri kolay kolay değiştiremeyiz. Dolayısıyla değişim hiçbir zaman kolay değildir. Evet. Bugün Menemen'de biz o değişimi gerçekleştiriyoruz her anlamda. Biz mesela görmüşsünüzdür yollarda, pankartlarda yeni sevgi yolu dedik. Evet. Sevgi yoluna başladık. Ve bu sevgi yolunu yaparken sadece üst yapı değil, alt yapı da dahil olmak üzere. Buradaki amacımız ne? Buradaki amacımız şu. Bir şehrin karakterini, süliyetini belirleyen bu sevgi yollarıdır, meydanlardır, girişler ve çıkışlardır. Buralara hızlı bir şekilde müdahale etmeniz gerekiyor. Olduğu gibi şehrin bu silüetini değiştirmenin ilk noktaları bunlardır. Sevgi yolu yani merkezi bir cadde. Merkezi bir cadde. Kıbrıs Şehitleri Caddesi gibi. Merkezi aynen öyle. Şimdi Kıbrıs Şehitleri Caddesi dediğiniz vakit ne oluyor? Bir karşılığı var değil mi? Ya bir karakteri var oranın. Şehrin bir şekilde karakterini size yansıtıyor o cadde. Nasıl bir şehre geldiğinizi anlıyorsunuz. Evet. Şimdi düşünün ki Menemen'de sevgi yoluna girdiğiniz vakit tam anlamıyla bir harabe var. Nasıl bir şehirde olduğunuzu fark ettiğiniz için de bizim bunu olduğu gibi değiştirip modern, çağdaş, Menemen'e yakışan, kullanışlı bir cadde haline getirmek. Başladı mı? Amacım başladı. Şu anda başladı. Olduğu gibi başlattık. Hemen akabinde Asarlık'ta Turgut Özal Bulvarı vardır. O Turgut Özal Bulvarı'nda olduğu gibi değiştiriyoruz. Bu da önemli bir caddemizdir bizim. Başka mesela sevgi yoluyla ilgili ya böyle bir hazır projemiz vardı, paket yaptık koyduk mu diyorsunuz, yoksa yani nasıl belirlediniz, nasıl olacak sevgi yolunu? Şimdi sevgi yoluna nasıl karar verdik? Bir defa şöyle, biz yola çıktığımızdan beri adaylığımız süresince halkla birlikte yöneteceğiz dedik. O yüzden ilk etapta sevgi yolu esnafını çağırdık. Buyurun dedik, bir görüşelim. Sağ olsunlar belediyeye geldiler. İki defa görüşme yaptık kendilerine. Hangi tarihlerde başlanacağından tutun da nasıl bir projenin olması gerektiğine kadar birlikte karar verdik.
Yani esnafla birlikte karara verdik. Bir proje dayatma söz konusu değil. Bir proje dayatmadık, hayır, yok. Bu zaten doğru bir şey değil. Bakın burada şehirlerdeki en büyük sıkıntı aslında o. Belediye başkanı ben yaptım olducu mantıkla davranmamalı burada. Esnafla birlikte muhatap kimse, o muhatapla birlikte çözmek durumundasınız sıkıntıyı, sorunu. Çünkü burada ortada bir sıkıntı var. Sevgi yolunda altyapıda bir sıkıntı var. Altyapı sıkıntılı. Üst yapı zaten sıkıntılı. Yakışmıyor Menemen'e. Güzel değil Menemen için. Bunun değişmesi gerekiyor. Ama muhatap kim? Sevgi yolu esnafı. Günün neredeyse 24 saati orada yaşayan o esnaf. Evet. Dolayısıyla muhatap onlar. Onlarla oturduk, karar verdik, o şekilde başladık. Aynı şey Asarlık için de geçerli olacak. Kentiki için de geçerli olacak. Ve bugün itibariyle biz yeşil alanlarımızı yeniden, yeşil alanlarımızı yeniden biçimlendirmeye başladık. Burada ortaya çıkarttığımız bir figür var. Testi. Evet. Çömlek. Bunlar Menemen'in üretmiş olduğu, aslında Menemen dediğiniz vakit akla gelen şeylerden iki tanesinden birisi biri Kubilay, testidir. Biri testi. Kubilay ayrı. Kubilay zaten hep aklımıza geliyor. Testi ve yoğurttur. Bunların ikisi akla gelir. Kubilay bizim değerimizdir tabii. Bu her ikisini de artık ön plana çıkartıyoruz. Şu anda yaptığımız tüm yeşil alanlarda testiyi ve çömleği kullanıyoruz. Hepsinde kullanacağız. Ve yaparken de şuna dikkat edeceğiz. Yeşil alanlarımızda var olan bu havuzlar var. Bu havuzlar kullanışsız, anlamsız. Biraz bana bu Melik Gökçek tarzı geliyor. İşte 90'lı yıllardan biraz Melik Gökçek'in fişkiyeyle başlayan olay vardı ya. Evet. Fişkiye diye tabir ettiği olay. Kimin kırdığının bulunamadığı. Kimin kırdığının bir türlü bulunamadığı. Ahmet Hakan mı kırdı, kendisi mi kırdı belli değil. Hala öğrenilmedi. Hala daha öğrenilemedi. O oradan gelen bir kültür o. Bu havuzlar bir defa tehdit. Çocuklar için tehdit. Evet. Elektrik kaçağı ciddi bir sıkıntı. Kirliliği ayrı bir husus. Salmış olduğu koku ayrı bir husus. Demode artık yani. Demode, anlamsız. Şehrin silüeti o değil çünkü. Menemen'in silüetini oluşturan şey testi. Yoğurt, Kubilay. Bunlar bizi yapan değerler. Menemen'in varoluş gerekçeleri bir şekilde. Testi de, yoğurt da, her ikisi de. Dolayısıyla biz o yeşil alanların tamamında testileri değerlendiriyoruz ki bugün geçişte de görebilirsiniz. Evet, evet. Pazar yerine giderken onu yaptık. Şu anda girişlerimiz de olduğu gibi o testilerle ve yeşil alanlarımızı düzenliyoruz. Başkanım şeyi de sormak isterim. Biraz belki iki ay öncesine kaldı ama göreve gelir gelmez yaptığınız ve ulusal çapta da yankı uyandıran bir şey oldu. O da şu, Menemen'de de dezavantajlı yurttaşlar var. Yani var. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da yoğunluklu yaşayan, tabii, yurttaşlar var. Maalesef kötü, acı bir şeydi. Menemen'in çok değerli tesislerinden Göl Park'ın, evet, Asarlık Mahallesi'ne bakan kapısı, biz de İzgazete'de haberleştirmiştik. Kapalıydı, evet, Asarlıklar oradan giremiyordu. Ama siz söz verdiğiniz gibi gelir gelmez orayı açtınız ve ismini de, iki kapının ismine çok güzel isimler koydunuz. Anlatır mısınız nasıl oldu, nasıl tepkiler aldınız? Hem isimlerle ilgili, evet, hem kapının açılmasıyla ilgili. Kapı açıldı, kötü mü oldu? Yani park mı bozuldu, park mı kirlendi, nasıl oldu? Olay bu kadar basit aslında. Zaten siz özetlediniz onu Ümit Bey. Yani buradaki esas nokta şu. Bir defa ötekileştirmek, reddetmek. O şuncuydu, bu buncuydu, bu Türktü, bu Kürttü, bu Aleviydi, Sünniydi. Bakın hepimiz şu topraklarda yaşıyoruz ve burası bizim ana vatanımız. Evet. Buradan gideceğimiz hiçbir yer yok. Ne Türk'ün, ne Kürt'ün, ne diğer unsurların gidebileceği hiçbir yer yok. Burası ana vatan. Dolayısıyla buradaki değerlerin tamamına sahip çıkmamız gerekiyor. Buradaki daha önceki dönemin kendi takdiriydi. Bana kalırsa da hataydı. Evet. Biz de bunu düzeltme noktasına gittik. Nasıl düzeltme noktasına gittik? Villa bu asarla açılan kapı kapalıydı. Ve burada da şu söyleniyordu. Deniyordu ki bu kapı açılırsa bu bölgeden gelecek olan vatandaşlarla ilgili bir takım sıkıntılar yaşanır. Kırma yaşanır, için, dökme yaşanır. Bilmeyenler için ben söyleyeyim. Yani Asarlık bölgesi Kürt vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı bir bölge. O kapı kapalı. Kapı var kapalı. Gelirlerse çünkü... İşte böyle bir algı var. İşte bu aslında bir ırkçı bir duruş. Evet. Bu tamamıyla ötekileştirici, ırkçı, daha açık, daha net söyleyeyim, faşist bir duruş. Evet. Çünkü sonuç itibariyle bu toplumda yaşayan farklı farklı renkteki insanlarız bizler. Menemen için de aynı şey geçerli. Farklı farklı renkteki insanlar Menemen'de yaşıyor. Farklı kimlikler, farklı diller, farklı söylemler. Hepimiz bir aradayız. Ve buradaki biz kapıyı açtık.
Ve şu kadar süre zarfında da dedik ki bedava, buyurun girin. Ve hiçbir sıkıntıyla Ümit Bey hiçbir şekilde olmadı. Olamaz zaten, niye olsun? Yani şimdi buradaki toplumun belli bir kısmını rencide etmenin bir anlamı var mı? Hiçbir anlamı yok. Ve oraya da açık söylüyorum, sizin kanalınızda da söylüyorum, lakabıyla da söyleyeyim, Ape Musa Parkı koyduk. Ape evet. Musa Kapısı koyduk. Ape Musa, yani Musa Anter, 90'lı yıllardaki yaşanmış büyük bir sıkıntının aslında ismi. Bir gazeteci, sonuç itibariyle bir aydın, siyasi düşüncesine katılın ya da katılmayın, fark etmez. Ama Anadolu'nun yarattığı değerlerden birisi Musa Anter'dir. Bir diğeri Deniz Gezmiş'tir. Bunlar artık birilerine alışması lazım. Ahmet Kaya'ya alışacak toplum. Deniz'e alışacak, Hüseyin'e alışacak, Yusuf'a alışacak, Mahir'e alışacak, Musa Anter'e alışacak. Hepsine alışacak. Çalmamış, çırpmamış. Çalmamış, çırpmamış. Hırsızlık var mı? Yok. Kendi siyasal fikridir. Beğenim, beğenmeyin. Ha ben beğenirim. Başka bir arkadaşım beğenmeyebilir. Ama şunu da söyleyelim. Mesela muhafazakar kanattan çok güzel isimler de var. Cemil Meriç. Evet. Mesela biz parkımızın ismine Cemil Meriç Parkı koyacağız. Bir sosyologdur. Tam anlamıyla bir muhafazakar demokrattır Cemil Meriç. Mesela onun ismini de vereceğiz bir parkımıza, yaptığımız parklardan birisine. Evet. Bu, o da bizim bir değerimiz. O da bizim değerimiz. Nazım da değerimiz. Ahmet Arif de değerimiz. Bunları kabul ettiğiniz vakit, bu değerlerin arasında bir ayrılık yaratmadığınız vakit, toplumun tüm değerlerine sahip çıktığınız vakit hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sorun da yok. O zaman o ırkçılık yok olmuş oluyor. O faşist anlayış yok olmuş oluyor. Çünkü o ötekileştirmenin üzerinden besleniyor o anlayış. Bir de ters de tepebilir. Yani ben yaşadığım mahallede kapı kapalıysa asıl o zaman öfkelenebilirim. Ama gelinen noktada Menemen Belediyesi ile Asarlık halkı barıştı ve barışmaya devam edecek diyebiliriz. Ben küslük olduğunu biliyorum. Yani geçmişten vardı. Geçmişte vardı. Evet. Geçmişte Asarlık'ta yaşayan halkımızla belediye arasında bir uçurum vardı. Doğru. Yani evet. Bunu herkes biliyor. İşte biz o uçurumu yok ediyoruz şu anda. Şu anda hizmetse herkese hizmet. Eşit hizmet. Biz o eşit hizmeti şu anda verme noktasındayız. Asarlığa da bu hizmeti vereceğiz. Mesela ben size şunları hemen açıkça söyleyeyim. Asarlık'taki ana alteri olduğu gibi değiştiriyoruz dedik. Turgut Özal Bulvarı. Menemen'in merkezinde, şu an Menemen'de kadın dayanışma merkezlerimiz yok. Kadın dayanışma merkezimizi ilk Menemen'de tatlı suda açıyoruz. Hemen akabinde Asarlık'ta kadın dayanışma merkezi, Asarlık kadın dayanışma merkezini açıyoruz. Ve diğer yerlerde de noktaları belirledik. Buralarda da kadın dayanışma merkezlerimiz açılıyor. Şimdiye kadar yok mu? Şimdiye kadar yoktu, hayır. Kadın dayanışma merkezlerimiz yoktu. Şimdi kadını var etme noktasında, toplumun içerisinde. Yani biz şunu istiyoruz değil mi? Demokrasi istiyoruz, eşitlik istiyoruz, evet. Özgürlük istiyoruz, aydınlanma istiyoruz. Bunun temel taşı kadının sokakta olması. Yani kadının var olması. Eğer toplumun içinde kadın yoksa, siz istediğiniz kadar demokrasi, eşitlik, özgürlük, Atatürk diye sloganlarınızı atın. Bunun bir karşılığı yok. Evet. Kadın sokakta olmalı. Kadın dışarıda olmalı. Kadın toplumun içerisinde var olmalı. O zaman siz şehirdeki algıyı değiştirebilirsiniz. İşte biz o kadın dayanışma merkezlerini o yüzden açacağız. O algıyı değiştirebilmek için açacağız. Başkanım, hemen burada bir şey yapayım. Mesela Halil Arpacı, Menemen'de değişimin adına Serdar Aksoy dedik. Emeğimizle, yüreğimizle mücadele edeceğiz. Başarılar başkanım demiş. Murat Can Duran, Menemen'in gururu Serdar Aksoy demiş. Sağ olsunlar. Ercan Bozkurt, Menemen'in Serdar'ı demiş. İlhan Erol, Menemen hangi parti oluyor diye herhalde şehir dışından sormuş olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, buradan cevap vermiş olalım. Yine Halil Özaparcı, Sevim Çetin de selamlarını göndermişler. Cafer Vercan Vural, yolunuz açık olsun demiş. Canan Helvacı, tebrik ederim Sayın Serdar Aksoy Başkan. Artık sizin gibi düşünen şeffaf, net, ilkeli, onurlu başkanlar var. Bizler siz bu duruşta olduğunuz sürece yanınızdayız. Sevgiler, iyi yayınlar demiş. Buradan izleyicilerimize çağrıda bulunayım. Hem yayını paylaşırlarsa daha fazla kişiye Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un sözü ulaşmış olur. Hem de soru görüşlerinizle dahil olursanız burada canlı, bu güzel tesislerde canlı bir yayın gerçekleştirmiş oluruz diyorum. Başkanım, vermek istediğiniz müjdeler var, görüyorum. Evet, evet. İstanbul seçimlerini de konuşmak istiyoruz ama belki hemen hızlıca Menemen'de şunlar. 3 ayda bunları yaptık. Önümüzdeki 3 ay, 5 ay, 1 yıl hızlıca bunları yapacağız dediğiniz hemen şeyleri söyleyelim. Alalım. Sonra hemen dönelim. Söyleyelim. Şimdi biz 31 Mart'ta seçimi kazandık. Aşağı yukarı ayın 7'si ya da 8'i, bir hafta kadar biz
mazbatamızı alamadık. Yani aşağı yukarı Mayıs, Haziran 2 aydır biz. Görevdesiniz. Görevdeyiz. Yani 2 aydır görevdeyiz. Bu 2 ay zarfı içerisinde biz şunu yaptık. Menemen'in mallarını geri aldık. Bu bir. Bu önemli bir husus. Menemen'in mallarını geri almak ne demek? Menemen'in gelir kaynaklarını yeniden belediyeye aktarmak demek. Bu çok önemli bir husus. Evet. Bu çok önemli bir husus. Bizim mücadelemiz buydu. İkincisi, Menemen Belediyesi'ndeki organizasyon yapısını değiştirdik. Belediyenin içerisindeki organizasyon artık değişti. Bu ikinci husus. Üçüncüsü, sevgi yolumuza başladık. 15 gün, 20 gün içerisinde bitiyor. Dördüncüsü, Menemen'de şunu yaptık. Şenlikler düzenledik. Artık evet, toplum dışarı çıksın, halk dışarı çıksın, kadın dışarı çıksın. Nazım Hikmet, Ahmet Arif geceleri düzenledik. Dün itibariyle de bu PKU denilen bir çocuklarımızda olan özellikle genetik bir hastalık var. Bununla ilgili karneni al gel partisi düzenledik. Nerede düzenledik? Asarlık'ta düzenledik. Menemen'in içerisinde de düzenlediğimiz programlarımız oldu. Güreş yıllardan beri yoktu. Menemen'in kültürünün içerisinde güreş vardır. Yağlı pehlivanlık vardır. İlk defa uzun yıllardan beri, 6-7 yıldan beri ilk defa Ulukent'te, Ulucak'ta eskinin tabiriyle söyleyeyim, bunu gerçekleştirdik, bunu yaptık. Ve şu anda yeşil alanlarımıza olduğu gibi girdik, yeşil alanlarımızı olduğu gibi değiştiriyoruz. Sevgi yolunu değiştiriyoruz. Bu iki aylık zaman zarfında bunları gerçekleştirdik. Açıkçası ve buraya girerken de gördüm, hem kendi aracınızla, şahsi aracınızla gelmiş olmanıza aslında teşekkür ederim, tebrik ederim. Bunu da izleyicilerimizin bilmesini isterim. Belediye başkanının direksiyonda ve kendi aracıyla gelmiş olmasının önemli olduğu kanaatindeyim. Bu gelir gelmez de hemen burada ekibinizle bir planlama, bu yayınla ilgili zannettim başta. Hayır, öyle değil. Doğrudan işleyişle ilgili bir planlama. Evet, evet. Çalışkan bir tempo içinde. Evet, hızlı tempo. Burada iki noktaya değinmek istiyorum ben Ümit Bey. Bunlar önemli. Önümüzdeki hafta itibariyle, salıdan itibaren Menemen'deki yönetim tarzını, Menemen Belediyesi'ndeki tarzı değiştirdik. Ayrı. O tarzı değiştirdik. Ama yönetim tarzını da olduğu gibi değiştiriyoruz. Önümüzdeki salıdan itibaren biz Menemen'de halk meclisini başlatıyoruz. Halk meclisi. Halk meclisini başlatıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bu siyasi jargonu bilenler mutlaka vardır. Fatsa fikri, Fatsa'daki biliyorsunuz terzi fikri vardır. Onun ruhunu burada şahit ediyoruz inşallah. Yani sembolik halk meclisleri olmayacak değil mi? Değil. Bildiğimiz halk meclisi, diyelim. Salıdan itibaren onun çalışmasına başlatıyoruz. Artık Menemen'de aynen Fatsa fikrinin, terzi fikrinin yaptığı gibi halk meclisini oluşturuyoruz. Salıdan itibaren bunun çalışması başlıyor. Bu birinci husus. İkinci husus ise bu iki aylık sürede ne yaptınız dediniz. Bu iki aylık süre zarfında Menemen'in 163 dönümlük bir tarla bağ bahçe olarak nitelendirdiğimiz Türkeli tarafındaki alanı olduğu gibi Menemen Belediyesi uhdesinde üretime başlattık. Yani nedir bu? Menemen Belediyesi artık üretiyor. 163 dönümlük arazinin üzerinde bağımızda, bahçemizde üretiyoruz. Burada kim çalışıyor? Buradaki çalışanlar o köydeki arkadaşlarımız. Yani istihdam gerçekleştiriyor muyuz? Gerçekleştiriyoruz. Üretim yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Bunun satışını yapacak mıyız? Yapacağız. Ve dolayısıyla Menemen'in ürünü artık direkt belediyenin desteğiyle değil, direkt belediyenin kendisi tarafından üretilerek halkına verilecek. Orada kuru üzümleri biz öğrencilerimize dağıtacağız. Başkanım hemen sorayım. Yani Türkiye bunu tartıştı. 2000 nüfuslu Ovacık'ta belediye başkanının elinde kazma kürekle giriyordu. İşte nohut üretip öğrencilere burs yapıyorlardı. Bu nasıl böyle büyük şehirlerde, Menemen'de 200 bin nüfusu var bildiğim kadarıyla. Buralarda nasıl olmaz deniyor? İşte biz yapıyoruz şu anda. Yani sizi de tarlada görecek miyiz? Ovacık Belediyesi Menemen yeni Ovacık oluyor. Öyle söyleyelim. Yeni Ovacık oluyor. 163 dönümlük arazide biz üretim yapmaya başladık. Tarlamızda üretim yapmaya başladık. Burada amacımız kar etmek değil. İşin özünde elbette belediyeye bir akış olacak ama işin özünde şu. Öğrencilerimize kuru üzüm vereceğiz burada. Üretmiş olduğumuz ürünlerimizi satacağız, pazarlayacağız. Ama bunları hepsini köylünün üzerinden yapacağız. Bakın merdivenli pazar yeri diye bir tabir ettiğimiz yer vardır. Orasını köylü pazarı haline getiriyoruz. Onun projesi hazır.
Onun projesi hazır. Önümüzdeki süreçte Temmuz ayı içerisinde köylü pazarımız da hazır hale gelmiş olacak. Köylü pazar. Evet. Yılın 365 günü köylümüz malını satsın. Bugün Göktepe'de köy pazarımız var. Orayı evet, birlikte organize ettik. Köy pazarımız var. Amacımız şu Ümit Bey. Biz köylerimize, köylümüze sahip çıkmazsak istediğiniz kadar şunu söyleyin. Biz şuradan saman ithal ediyoruz deyin. Bunun siyasi propagandasını yapmaya çalıştı. Değil. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler, muhalif belediyeler, muhalefet partilerinin belediyeleri üretmeli. Köylüsüyle birlikte üretmeli. Evet. Biz köylümüzle birlikte üreteceğiz. O yüzden köylümüzün önünü açıyoruz orada. Köylü pazarı diyoruz. Merdivenli pazar yeri köylü pazarı haline geliyor. Zaten atıl. Evet. Orada atıl olarak duruyor. Oradaki merdivenlerimizi de renklendirdik. Farklı renklere boyadık. Birileri başka bir şeylere benzetti onu ama sıkıntı yok, sorun da yok bizim açımızdan. Dolayısıyla birlikte üreteceğiz, birlikte yöneteceğiz. Birlikte üreteceğiz, birlikte yöneteceğiz. Halk meclisi bir taraftan, kooperatifimiz bir taraftan, Menemen Belediyesi artık üretiyor. 163 dönümlük arazimiz, tarlamız artık üretim pozisyondadır. Buraya biz Tunç Bey'i de getirdik, Tunç Başkanımızı da getirdik. Bize yerli tohum sözü verdi. O yerli tohumu da alacağız ve yerli tohum vasıtasıyla orada üretimimize devam edeceğiz. O 163 dönümlük tarlanın üzerine şunu da yapıyoruz şimdi. Tüm Menemenlilere, İzmirlilere buradan da seslenelim. Hobi bahçeleri. Evet. Yani şehrin içerisindeki o psikolojiden artık bir şekilde sıkıntı yaşamış kişileri biz hobi bahçesi oluşturuyoruz. Gelin burada kendiniz ekim biçin. Kendiniz ekim biçin. Herkese talep edenlere alanları tahsis edeceğiz. Orada tahsis derken buradan şöyle bir şey düşünmüyoruz. İnsanların ayağı toprağa değsin. Gelsin orada çapalasın. Domates eksin, salatalık eksin, ne istiyorsa onu yapsın. Bağ oluştursun kendine. Bunu yapsın. Alanımız yeterli. Diğer alanlarımızı da buna katacağız. Aşağı yukarı bizim Ağustos ayı sonuna kadar 400 dönümlük bir bağı, bahçeyi Menemen Belediyesi'nin uhdesinde üretir hale getireceğiz. Hobi bahçeleriyle birlikte aynı. Hobi bahçeleriyle birlikte. İçerisinde hobi bahçeleri de olacak bunlar. Hobi bahçeleri tabii de olacak. Başka ilçelerden de insanlar burada gelip hobi bahçesi tabii edebilir. Tabii ki. Sonuçta talep eden olursa öyle ama tabii ilk etapta. İl içi turizme de vesile olmuş olur. Tabii burada iç turizmi de açmış oluyoruz tabii ki. Başkanım birkaç daha yorum okuyayım çünkü çağrı yaptım. Hı-hı. Çokça yorum geldi. Çağrı evet. Yaptı ama neden okumuyor demesinler bana. Evet. Görkem Altıncı başkanım seni seviyoruz. Büyük başkan. Teşekkür ederim. Sevda Işık Çelik alkışlar göndermiş. Murat Funda Öztütüncü gönüllerin başkanı demiş. Servet Güden başkanım biz ailece arkandayız. Güden kardeşler demiş. Nuray Boz selam başkanım demiş. Muhtar Hızır Algül seni seviyoruz sayın başkanım. Volkan Sarı Demir başkanım seni seviyoruz. Her zaman yanındayız büyük başkan. Tabii ben çok soru istedim ama daha çok sevgi sizinle sevgi mesajları gelmiş. Gamze Bilgili başkanım eşinizin yatay geçti belediye işe başlarına dair bir söylenti var. Doğru mu? Eğer öyleyse çok üzgünüm size oy vermiş biri olarak diye bir eleştiri ve soru. Hayır. Öyle bir şey yok. Onu söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Şimdi bu bir kara propaganda. Yani tutacakları bir dalı kalmayan kişiler. Daha da netini söyleyeyim mi? 31 Mart'taki seçim sonuçlarını hazmedemeyenler, öyle söyleyelim. Menemen için söylüyorum. 31 Mart'taki seçim sonuçlarını hazmedemeyenler, halen daha sosyal medya üzerinden böyle fake hesaplarla falan saldırı yapıyor. Bir defa benim eşim devlet memurudur. Ve emekliliğine de bildiğim kadarıyla 4-5 yıl gibi kısa bir süre kaldı. Benim eşimin Menemen Belediyesi'nde çalışma gibi bir durumu yok. Buna ihtiyacı yok. Buna ihtiyacı da yok. Buna gerek de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Ama illa soranlara da şunu söyleyeyim. Benim eşimin adliyede çalışıyordu. Ve şu anda adliyede sıkıntı yaratıyorlar eşime. Hı hı. Yeniden geri dönüşüyle alakalı sıkıntı yaşatıyorlar. Olay budur. Benim eşim eski işine geri dönüşte sorun yaşıyor. Menemen Belediyesi'nde çalışmıyor, çalışmayacak. Böyle bir şey yok. Elbette eşim bize katkı koyacak, bana katkı koyacak. Sonuçta bir yoldaşlık var. Bu ayrı bir şey. Bu normal bir süreç. Ama Menemen Belediyesi'nde çalışma gibi bir durum söz konusu değil. Böyle bir şey yok. O bir kara propagandadır. Ama o kara propagandayı yapanlara da şöyle söyleyelim. Benim eşim 20 yıllık neredeyse devlet memurudur. Şu anda
benim eşimin eski işine dönüşte sıkıntı yaşatıyorlar. Evet, Kıvanç Büyükoca, adamsın başkanım, arkandayız sonuna kadar. Faruk Emin Edemir, Menemen'in en uzak noktalarında olan mahallelerinde hala hastaneye giden araçlar yok. Bunlarla ilgili gelişmeler ne zaman yapılacak başkanım demiş. Erhan Ateş, her şey çok güzel olacak diye İstanbul seçimlerine gelemedik. O arkadaşımıza şunu söyleyeyim, ulaşımla ilgili ciddi sıkıntı var. O arkadaşımızın sormuş olduğu soru hakikaten Menemen'de ciddi bir sorun o. Yani 200 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyoruz. Ama bizim iç ulaşımımız 20 bin nüfuslu bir şehre göre ayarlanmış. Bir kasabaya göre ayarlanmış. Dolayısıyla biz bu 200 bin nüfuslu şehrin güzergahlarını yeniden belirleme, ek güzergahlar koyma noktasındayız. Tek sıkıntımız orada şudur. Arkadaşıma ben bürokratik olarak da olayı anlatayım. Çünkü önemli bir husus o. Evet. Arkadaşım o konuda çok haklı. UKM denilen bir sistem var, biliyorsunuz. Bir birim var. Bu büyük şehirdeki olan birim. Bunun onay vermesi gerekiyor. Onay bizim hazırlamış olduğumuz plana, programa, tabii Minibüsçüler Derneği var bir tarafta. Diğer tarafta otobüsçüler kooperatifi var. Onlarla birlikte son noktayı koyacağız. Büyükşehir UKM onay verdiği an itibariyle yeni hatlarımız artık güzergahlar açılmış olacak. Sinan Yıldız yine başarılar dilemiş ve bu Ovacık Belediyesi örneğiyle ilgili tebriklerini iletmiş. Çağlar Bulut Çimen, bunları okuyorum başkanım, daha çok vatandaşlarımız da dahil olsunlar yayına. Taşınmazlar belediyemizdir, Menemen halkınındır. Serdar Aksoy başkanımıza sonsuz teşekkürler, destekleyiz demiş. Sadık Tanrı verdi, Sayın Başkan seçimde vaat ettiği tüm projeleri hayata geçirmeye başladı demiş. Talip Gülez, Büyük Başkan destekçiniz demiş. Yine Kaniye Berat Aksoy, başarılar başkan, başkan oğlum demiş. Benim annem, evet. Sağ ol. Halil Öz Arpacı, değişimin adı oldun, Menemen halkının sesi oldun Sayın Başkan demiş. Tabii bu bunları Osman Selda Aslan yine selam göndermiş. Umut Güngör selam göndermiş. Gökhan Karataş, Vedat Çetin. Hepsine saygılar. Vedat Çetin, başkanım Koyundere İzban Durağı yapılacak mı demiş. Ben yani teşekkürler, seni seviyoruz başkanım, başarılar mesajlarını okumaktan yayını ilerletemem diye düşünüyorum. O yüzden isimlerinizle iletmiş oldum. Yine soru görüş önerilerinizi iletirseniz ben başkana sunacağım ama yayını paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşmış olur. Bunu da özellikle rica ederim başkanım. Evet, İzban Durağı ile ilgili soru. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. İzban Durağı ile alakalı girişimimize başladık. Yani bizim Koyundere Asarlık bölgesindeki yaşayan toplumumuz buna zaten çok tepki göstermişti. Daha önceden burada bir İzban Durağı evet vardı ve daha sonra o İzban Durağı Ulucak diye tabir ettiğimiz yere kaydırıldı. Ulucak'la Kentiki arasındaki çok dar bir mesafe olmasına rağmen iki tane durak ortaya çıktı. Koyundere Asarlık bölgesinde durağımız yok. Onunla ilgili girişimlerimize başlattık. Halk meclisi üzerinden biz bir baskı da oluşturacağız. Bununla alakalı bir baskı da oluşturacağız. Biz buraya bir İzban Durağı istiyoruz. Menemen Belediyesi olarak da istiyoruz. Toplumumuz zaten istiyor. O ulaşımla alakalı, daha doğrusu İzban'la alakalı da ulaşımın içerisinde tabii o da var. Şunu söylemek istiyorum. Projemiz başlamıştır. Aşağı yukarı bir ay içerisinde, 1,5 ay içerisinde biliyorsunuz bizim bir Kasımpaşa Köprümüz var. Menemen'de. O Kadir Yıldırım, eski belediye başkanımız. Sağ olsun. Buradan da selamlar, saygılar kendisine. Kadir Yıldırım başkanımız döneminde ta Konak'tan getirilmiş olan üst geçittir. 80'li yıllarda Konak'ın çekilmiş fotoğraflarına bakın. Orada bir üst geçit vardı. O üst geçit buraya getiriliyor. Ne zaman? 80'li yılların sonunda. Yani aşağı yukarı 30 yıldır bu üst geçit var. Şimdi biz bu üst geçiti değiştiriyoruz. Bu üst geçiti alıyoruz, yıkıyoruz. Yerine yeni, modern, çağdaş, yürüyen merdivenli, asansörlü üst geçit yapıyoruz. Aynısını Koyundere'de yapıyoruz. Aynısını jandarmanın oraya da yapıyoruz. Şimdi ilk önce Kasımpaşa'yı yapacağız. Buradaki o köprü kalkıyor. Hemen akabinde Koyundere'yi yapıyoruz. Ondan sonra da jandarmayı yapıyoruz. Yani düşünün ki 30 küsur yıldır kullanılan bir üst geçit. Bugün yıkıldı, yıkılacak pozisyonda olan bir üst geçit. Ve yıllarca da dokunulmamış. Zaten bilemiyorum siz hiç orayı kullandınız mı ama Selda insanlar... Kasap diyor ki Menemen üst geçit bir an önce yapılmalı. Buz pateni yapar gibi kayıyoruz. Bu kadar var. Özellikle yaşlılar ve engelliler için acil yapılmalı demiş. İşte bu. Vatandaşlarla yönetmek demek Selda aslında çok kolay başkanım. Evet. Selda Hanım'ı tebrik ederim. Olay budur. Biz o üst geçiti şimdi değiştiriyoruz. Olduğu gibi söküyoruz. Yerine yeni bir üst geçit yapacağız. Yeni bir üst geçit yapacağız. O yeni üst geçit yürüyen merdivenli ve asansörlü olacak.
Şimdi bize sorular şöyle geliyor. Daha doğrusu iş yaptırmak istemeyenler. Biz iş yapalım, onlar eleştirmeye devam etsin. Sevgi yolunu değiştireceğiz dedik. Sevgi yolunu sevgi yolu haline getiriyoruz. Asarlığımızı değiştireceğiz dedik. Asarlığımızı değiştiriyoruz. Bu Turgut Özal Bulvarı'nın olduğu gibi değiştiriyoruz. Kentiki değişiyor, üst geçitlerimiz değişiyor, Menemen'in kendisi değişiyor, silüeti değişiyor. Bir taraftan da Nazım Hikmet'le, Ahmet Arif'le de başka bir değişim yaşıyoruz. Bunların tamamını değiştireceğiz. Mantığımızı da değiştireceğiz, fiziki görüntümüzü de değiştireceğiz. Alan yapı başkanım saltanata son vermişsin. Menemen'de güzel şeyler oluyormuş. Takip ettiğim kadarıyla randevu yazdığınız dönem olmadı. İlgilenirseniz demiş. Yılmaz Güney, Ozan Albaba, Özgür Hande Düzgün ve Yusuf Görür de selamlarını iletmiş. Başkanım şimdi Nazım Hikmet etkinliğinden siz bahsettiğiniz, her bahsettiğiniz aklıma geliyor ama böyle tempoyla 2 aylık yaptıklarınızı anlatınca araya girmek istemiyorum ama siz bir de çok şiir okumayı seven bir başkansınız. Evet, evet. İstanbul'u konuştuktan sonra canlı yayında da sizden bir şiir. Peki, teşekkür ederim. İsteriz, izleyicilerimiz de istiyor. Ama şimdi izleyicimiz de her şey çok güzel olacak demişken, tüm Türkiye kilitlendi İstanbul seçimlerine. İstanbul tabii Türkiye'nin en önemli kenti. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası alındı. İşte çok az da zaman kaldı. 8 gün kaldı, 9 gün kaldı. Siz İstanbul'daydınız, yeni geldiniz. Seçim çalışmalarına katılmak üzere. Ben de İstanbul'un bazıları ilçesini iyi bilirim, yakından bilirim. Çok zor bir yerde görev yaparak geldiniz. Gözlemlerinizi açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü sadece İstanbul seçimleri İstanbulluları da ilgilendirmiyor. Herkes de orayı merak ediyor. Siz 2 aylık bir belediye başkanı olarak, çok kısa dönem belediye başkanlığı yapan İmamoğlu'nun 18 gün. Nasıl bir ilgi olduğunu düşünüyorsunuz? Bağcılar'da ne olduğunu düşünüyorsunuz? İstanbul'da ne olacak? Gözlemlerinizi bizimle paylaşırsınız. Şimdi şöyle söyleyelim. Toplum çok dinamik, çok değişken. Yani Türkiye toplumu, Anadolu coğrafyasında yaşayan tüm kesimler, tüm renkler, tüm farklı diller, söylemler o kadar dinamik ki kendi içlerinde de, Anadolu'da da. Müthiş bir dinamizm var Anadolu'da. Ve bunun İstanbul'a yansıdığını görüyorsunuz. AKP-MHP ittifakının algılayamadığı, anlayamadığı bir husus var. Toplum değişti. Toplum farklılaştı. Toplum artık sizden, bizden, yöneticilerden şunu istemiyor. Çok katlı binalar istemiyor. O ucube binaları görmek istemiyor. O betonarmeyi görmek istemiyor. Birey olmak istiyor. Yani bize özen gösterin, bize önem verin. Bize yatırım yapın noktasında. Toplum değişti. Toplumun talepleri değişti. Bakın dikkat edin. Binali Yıldırım seçimleri 31 Mart'ta kaybettikten sonra 18 günlük mazbata süreçleri alındı, verildi derken ikinci süreçte söylem değişikliğine gitti. Evet. İkinci süreçte Binali Yıldırım söylem değişikliğine gitti. Daha böyle sosyal devlet, daha çok sosyal belediyecilik söylemleri başladı. Dikkat edin orada devasa projeler yok Binali Yıldırım'ın söylemlerinde artık. Kanal İstanbul yok. Tamam. Biz de o zaman Binali Yıldırım'a ve AKP-MHP ittifakına söyleyelim. Atıalan Üsküdar'ı geçti. Atıalan Üsküdar'ı geçti. İmamoğlu Üsküdar'ı geçeli çok oldu. Boşuna çırpınmayın. İmamoğlu bu seçimleri kazanacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifakı bu seçimleri kazanacak. Hani biliyorsunuz bir tabiri vardı bir seçimlerde oylar sayıldı sayılmadı tabii, 2 saatte ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı orada çıktı. Atalan Üsküdar'ı geçti. Kendi anladıkları dilden söyleyelim. Atalan Üsküdar'ı geçti. İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Sizin gözleminiz de o yönde. Benim gözlemim bu noktada. Hayır. Benim gözlemim bu noktada. Bağcılar dediğiniz yer bellidir. Yapı bellidir. Evet. Toplumun talebi bellidir. Ama net olarak da bir şey var ki bugün AKP-MHP ittifakının dışındaki ki MHP'lilerin de ciddi bir kısmı onu da söyleyeyim. Yani gerçek anlamda Anadolu milliyetçi, Atatürk milliyetçiliğini özümsemiş olan kesim İmamoğlu'nun arkasında. Atatürk milliyetçileri. Bugün İmamoğlu'nun arkasında. Niye? Çünkü o değişimi onlar da okudu, onlar da gördü. Onlar da fark etti. AKP-MHP ittifakı çatlıyor. İşte Binali Yıldırım'ın son söylemiş olduğu söylem. Biliyorsunuz bir tabir kullandı. Evet. Tamam. Bundan önce de 1,5 ay önce de Süleyman Soylu başka bir tabir kullandı.
Tabii. Şimdi sen hangisisin? Sen Süleyman Soylu musun? Yoksa Süleyman Soylu'nun kullandığı tabir misin? O siyasi düşünceden misin? Yoksa Binali Yıldırım Bey'in kullandığı söylemin karşılığı mısın? AKP neyse. Genel başkanı da kullandı onu yani. Kızdı. Yani şimdi tabii ki şimdi esas olan nokta bu. Bakın bu tabirler siyasi konjonktür gereği sürekli olarak değiştirilerek kullanılacak tabirler değildir. Evet. Bu toplumda yaşayan tüm kesimler Türküyle Kürdüyle hepsi renktir. Bu renkleri ayrıştırmaya çalıştınız, yapamadınız, beceremediniz. 31 Mart'ta halk size cevap verdi. Anadolu halkı size cevap verdi. Şimdi farklı bir noktaya geldiniz ama tekrar edelim, ata olan Üsküdar'ı geçti. Ve diyelim ki negatif bir durumla karşılaştık. Yani 23 Haziran gecesi oylar sayılırken şu oldu, bu oldu, işte tutanaklar tutulurken şunlar gerçekleşti, bunlar gerçekleşti. Ve tam hukuksuzluk oldu. Tam hukuksuzluk söz konusu oldu. İmamoğlu'nun elindeki belediye başkanlığı alındı. İmamoğlu belediye başkanı şu anda, onu söyleyelim. Seçilmiş belediye başkanı İmamoğlu'dur. Seçilmiş belediye başkanı. Ve dolayısıyla diyelim ki böyle bir durum söz konusu oldu. Her ne olursa olsun toplumun vicdanında, Anadolu halkının vicdanında İmamoğlu belediye başkanıdır. Ne yaparsanız yapın, ne derseniz deyin. İsterseniz 10 defa daha seçim yapın, kazanana kadar seçim yapın. İmamoğlu belediye başkanıdır. Büyükşehir belediye başkanımız bizim İmamoğlu'dur. Şunu sormak isterim başkanım. Ya o yüzden sadece gönlünüzden geçen temenni mi bu? Çok güneş oldu değil mi? Biz de siz kollarınızı sıvamışken ben de sizden cesaret alarak kollarımı sıvayım. İmamoğlu, bakın Bağcılar bölgesi zor bir bölgedir. Kolay bir bölge değildir. Bağcılar, Esenyurt, Sultanbeyli, bu bölgelerde geçmiş dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve İttifakı'nın aldığı oy bellidir. Tabii. Düşük oylar alınmıştır. Ama biz oraya gittiğimiz vakit, ben orada şunu söyleyelim. Biz orada kahveleri dolaştık. Esnafla... Ha onu da soracaktım. Ne yaptınız? Tabii kahveleri dolaştık. Orada konuşmalar yaptık kahvelerde. Konuşmalar yaptık. Esnafı dolaştık. Yani sanki bir Menemen'de seçim çalışması yapıyormuş gibi bir seçim çalışması yaptık. İyi Partili arkadaşlarımız geldi. İlçe başkanımız, belediye meclis üyesi arkadaşımız geldi. Onlarla birlikte de esnaf gezilerini yaptık. Ve biz orada... şunu net bir şekilde gördük ki... Bağcılardan bir arkadaşım da izliyor şimdi. Öyle mi? Kendisine Ersal Aşudu, kendisine selam söylüyor. Tamam, selamlar, saygılar. Bağcılara da çok selamlar, saygılar. İYİ Partili arkadaşlarımız da geldi. Onlarla birlikte de yol yürüdük Bağcılar'da. Esas olan nokta şudur. İstanbul'da halkın vicdanı İmamoğlu'nun yanında. Yani vicdan İmamoğlu diyor. Şunu sormak istiyordum. Şimdi mesela dediniz ya... yani seçim kazandığını ben görüyorum. 18 günlük İmamoğlu'nun performansı sizce etkili olacak mı 23 Haziran seçimlerine? Bunu neden soruyorum? Mesela siz de burada 2 aylık belediye başkanısınız ama bir değişim olduğunu, vatandaşın belediye yaklaşımında değişim olduğunu gözlemlediğinizi söylüyorsunuz. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kısa ya da uzun sürede gerçekten sosyal demokrat hamlelerini yaparsa vatandaştan tepki alın. Bu 18 günün bir etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şu ulaşım meselesi özellikle çok konuşuldu. Yani bence... Çok mu büyütülerek konuşuluyor yoksa gerçekten karşılığı var mı? Bence karşılığı var tabii ki. Çünkü siz bir dokunuş sergiliyorsunuz orada. Artık o kaba, efendime söyleyeyim işte ben bina yapayım, rant elde edeyim. O rantçı belediyeciliğin karşısına biz bir şey koyduk. Halkçı belediyecilik koyduk. Ya da iyi belediyecilik diyelim. İttifak. Kapsamında. Tabii. İyi belediyecilik, halkçı belediyecilik. Sonuç itibariyle biz burada bir alternatif geliştirdik. Bu alternatif neye karşı? Rantçı bir ekonominin yaratmış olduğu belediyelere karşı, rantçı belediyeciliğe karşı halkçı, iyi belediyeciliği koyduk. Şimdi bizim bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Emin olun toplumun belli bir kesimi ilk etapta bunu bir anlamlı bulmayacaktır. Özellikle AKP-MHP ittifakına oy vermiş arkadaşlarımız anlamlı bulmayabilirler. Çünkü ezberleri var. Ezberleri var. Tabii, kafada ezber olmaz, var. Olmaz, yapılamaz, mümkün tabii. Değil. Şimdi halk meclisini biz kuruyoruz. Menemen'de tekrar altını çizerek söylüyorum. Terzi fikri ruhunu biz buradan yeniden diriltiyoruz. Menemen'de. Ve tüm buradan da hem Menemen'e hem İzmir'e hem Türkiye'ye tüm halkımıza şunu söylüyorum. Terzi fikri Menemen'de ayağa kalkıyor.
Fatsa ruhu Menemen'de ayağa kalkıyor. Neden? O rantçı ekonomiye karşı, o rantçı belediyeciliğe karşı bizim bunu oluşturmamız gerekiyor. Belki kafasında şekillenmeyenler için açalım orayı. Bunu açmak, işte bunu doğru anlatmak gerekiyor. Tabii bunları doğru anlatmak Menemenliler, gerekiyor. Menemenliler mahallelerde kurulan halk meclislerine gelip doğrudan sizlerin ve belediye başkan yardımcılarınızla beraber toplantılar yaparak belediyenin yönetim sürecine dahil olacak diyorsunuz siz. Dahil olacak. Sembolik değil, gerçek. Sembolik değil, gerçek olarak dahil olacak. Bunun yolunu, yöntemini salı günü belirliyoruz. Salı günü akşamına, saatini tam olarak hatırlayamayacağım şimdi, tüm muhtarlarımızı, ben burada 4 defa muhtarlarımızla toplantı gerçekleştirdim. Tüm muhtarlarımız ve tüm STK temsilcilerin tamamını biz davet ettik. Salı günü akşam bu halk meclisiyle alakalı düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Onlardan fikirlerini alacağız. Altyapımızı oluşturup halk meclisimizi artık gündeme almış olacağız. Menemen'de artık halk meclisi vardır diyebileceğiz. Yani toplum, halk yönetime dahil olacak. Yönetimin içerisinde söz söyler hale gelecek. Ve bunu söylettiğiniz vakit, toplum bir şeyler söylemeye başladığı vakit, İşte o zaman şişeden cin çıkmış demektir. Evet. O zaman o AKP-MHP ittifakının yaratmış olduğu o kaba, o rantçı ekonominin karşısına siz bunu koymuş oluyorsunuz. Hem görüntüde değişikliği gerçekleştiriyorsunuz, hem de ilkesel, yönetimsel devrimi gerçekleştirmiş oluyorsunuz Menemen'de. Evet. İşte biz o yönetimsel ve ilkesel devrimi Menemen'de gerçekleştiriyoruz. Olay bu. Salıdan itibaren Menemen halkı, halk meclisiyle ilgili sadece Menemen halkımız değil, tüm Anadolu bunu görecek. Tüm Anadolu bunu görecek. Birkaç mesaj okuyayım yine başkanım, çünkü okurlarımızdan istemiştik. Çokça da birikmiş. Çok teşekkür ederiz yayına böyle dahil olanlar için. Başkanım, projelerinizde olan garaj bölgesi için ne zaman ne şekilde bir adım atacaksınız ve şu an bulunduğunuz tepe sosyal tesislerin altında bulunan tamamlanmamış proje devam edecek mi? Başarılar dilerim çalışmalarınızda. Menemen'de de Türkiye'de de her şey çok güzel olacak demiş, evet. Dilek Fidan. Yine Yunus Dosti, yolunuz açık olsun halkçı başkan, her şey çok güzel olacak demiş. Şahsi Ermet, tebrikler sayın başkan demiş. Ali Ekber Kaçan, devrimciler her şeyi güzel yapar demiş. Sağ olsun. Ersin Karabulut, merhaba sayın başkanım. Menemen Göl Park'ta çocuklar için oyuncaklar kaldırılmış. Herhangi bir aktiviteniz olacak mı bu konuda demiş. Hasan Akgüz, siz büyüklerimizin yolu yolumuzdur. Bu vatan için canımız feda demiş. Yine Çiğli'den selam var. Dilber Aspay, her şey çok güzel olacak, yolun açık olsun demiş. Ali Karayol, sen Menemen'in gururusun, Menemen seninle yaşayacak demiş. Zeynep Deveci, adaleti kazandırmak halkla hak kazansın demiş. Fatsa ruhu Menemen'de diyor İslam Tikbaş. Aynen öyle. İmamoğlu'na destek için buradan gönüllüler gitmek istiyormuş. Sercan İklim İTAH, bununla ilgili çalışma var mı diyor. Dilek Demirtaş, sizinle gurur duyuyoruz başkanım demiş. Çokça yine mesajlar var. Dilber Hasbay, Zeynep Deveci, Nergis Utku, Daimi Kurban, Daimi Duman. Daimi Duman şunu söylemiş, onu da sorayım. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ulukent spor tesisleri, hayvan pazarı istemiyoruz. Sinek kokusu yılbaşına kadar sürüyor. Lütfen başkanım diye iletmiş. Gökhan İlarslan da ranta dayalı yönetime son, Menemen'e toplumsal barış gelecek, yolun açık olsun başkanım demiş. 2 tane soru vardı başkanım orada. Evet, onlardan bir tanesi garajla alakalıydı. Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim bu ilk yola çıktığımız vakit şunu söylemiştik. 2 dönem istiyoruz Menemen'den diye. Halkımızdan 2 dönem istiyoruz. Bu ilk dönemin içerisinde yeni bir garajımız var. Yeni garajımızı yapıyoruz. Çok büyük bir ihtimalle garajımızı olduğu yere yapıyoruz. Ama değiştirerek yapıyoruz. Yani o görüntü kirliliği ortadan kalkıyor. Menemenliğe yakışan bir garajı buradan şimdiden söyleyebilirim. Menemenliğe yakışan bir garaj yapılıyor. Proje hazırlanıyor. Yakında da bu projemizi sunacağız. 5 yıl içinde mi yoksa kısa sürede mi? Bu ilk 5 yıl içerisinde biz bunu gerçekleştireceğiz. Yani garajımızı yapacağız. Çok da güzel bir proje olacak. Biraz sabır. Sadece biraz sabır. Ama garajımızı yapıyoruz. Bu şeylerle ilgili de Kurban Bayramı ile ilgili. Bakın, bizim hayvan pazarımız yok. Biz hayvan pazarı ile alakalı bir yer belirledik. Yetiştirebilirsek bunu Kurban Bayramı'na yetiştireceğiz. Yani şehrin içerisinde hayvan pazarı olmaz. Yılbaşına kadar kokuyor demiş başkanım. Çok haklı. Çok haklı. Şimdi bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bakın, hep değişimden bahsediyoruz ya. Bunlar kolay değil. Şimdi orada sonuç itibariyle hayvan almaya gitmiş, Kurban Bayramı'ndan dolayı gitmiş olan kişi
şunu düşünür. Der ki ya burası yakın, hemen minibüsten in, otobüsten in, arabandan in, hemen gel hayvan pazarından hayvanını al diye düşünen de olacaktır. Bizim gösterdiğimiz yere de bu sefer diyeceklerdir ki ya uzakta. Evet uzakta. Böyle olması gerekiyor tabii aslında. Ama işte bu bir ezber. O ezberi siz değiştiriyorsunuz, farklılaştırıyorsunuz. Yeni bir şey sunuyorsunuz insanlara. En ufak örneği bu hayvan pazarı. Hayvan pazarı modern kesimhanesiyle birlikte Menemen'de kurulacak. Kesimhaneyle beraber olacak. Modern kesimhanesiyle birlikte Menemen'de kurulacak. Bununla ilgili yer de belirlendi. Onun üzerine çalışmamız da var. Bir anda her şeyi yapmamız mümkün değil. Ama bir anda pek çok şeyi algılamamız çok önemli. Biz Menemen'de yapmamız gereken temel sıkıntılı, sorunlu alanları hızlı algıladık. Ve buralarla ilgili de hızlı bir şekilde şimdi projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Garaj olacak. Menemen'in yeşil alanları yeniden düzenleniyor. Başladık. Testimiz ön plana çıkıyor. Yoğurdumuz ön plana çıkıyor. Bunlar ön plana çıkıyor. Menemen Belediyesi artık üretiyor. Üretmeye başlıyor. Üretiyor. Tarım alanlarımızla birlikte üretime başlıyor. Hobi bahçelerimizle birlikte artık varız. Menemen'in sokaklarının artık daha temiz olma noktasında da gerekli girişimleri de yaptık. Başkanım sona yaklaşıyorken şiiri hatırlatayım. Ama birkaç tane daha soru ekleyeyim. Başkanımızdan özel ricam. Zaten yayına gelmeden önce de çok kişi söylemişti. Sayın Başkan hem adaylığı döneminde hem de sonrasında yapılan etkinliklerde çok güzel şiir okuyor. Şiir evet. Okumayı da seviyor. Bugün yayında da kendisinden bir şiir isteyeceğiz. Yayının sonunda olsun o. Ama biraz da sizin kendi yaşamınızla ilgili de sormak isterim. Yine oraya gelmeden önce komşu ilçeniz Foça. Yine alt taraftan komşu ilçeniz Çiğli. Tabii bir de büyükşehir bünyesindesiniz. Belediye başkanlarıyla iletişiminiz nasıl? Beraber işler yapıyor musunuz? Başta Tunç Başkan ve komşu ilçeler olmak üzere. Hızlıca bir şey sağlanabildi mi yoksa bu biraz daha zaman alacak mı? Nasıl gidiyor? Gayet iyi bir uyum var. Şöyle söyleyeyim. Aslında yeni bir ekip var burada. Evet. Yani geçmiş dönemdeki belediye başkanlarımızın hepsine teşekkür ederiz. Hepsine sağ olsunlar, var olsunlar. Bir şeyler yapıldı ama mantık değişti. Yani siyasetin paradigması değişti. Evet. Siyasetin paradigması değişti. AKP, MHP'nin temsil ettiği belediyecilik anlayıştan bir kopuş söz konusu. Ama geçmiş dönemdeki belediyeci sonuç itibariyle hizmet etmişsiniz. Hepsine teşekkür ederiz. Şimdi yeni bir ekip var. Burada Foça Belediye Başkanımız, başarılı bir arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. İki komşunuz da çok genç bu arada. Çiğli Belediye Başkanımız, başarılı, genç. Biz genç bir insanız, geldik. Başarılı oluruz, olmayız, takdir. Toplumundur, takdir, halkındır. Ama esas nokta burada şu. Burada zincirleme bir domino taşı gibi aslında. Hepimiz başarıya muhtacız. Başarılı olmak zorundayız. Başarılı olmak zorundayız. Yani Çiğli Belediye Başkanımız da, Foça Belediye Başkanımız da, biz de başarılı olmak zorundayız. Birisi kalkıp derse ki Çiğli Belediye Başkanı Utku başarısızdı, bu bize de yazar. Ya da birisi Utku Başkan'a Menemen Belediye Başkanı başarısız, ona da eksi yazar. Çünkü bu bir ekip. Evet. Bu ekibin Tunç Soyer de dahil olmak üzere başarılı olma zorunluluğu var. Geçtiğimiz dönemlerdeki gibi değiliz. Farklı bir noktadayız. Aslında biz burada bir şekilde de 80'li yılların o sosyal demokrat birikimini bugün çağdaş sol sosyal demokrat birikim haline getirmek gibi bir misyona sahibiz. Bu misyonu yerine getirirsek, evet o zaman başarılı olduk demektir. Ama getiremezsek, kendi içimizdeki bürokrasiye, belediyenin içerisindeki bürokrasiye saplanıp kalırsak, o zaman sıkıntı var demektir. Evet. O yüzden belediye başkanı arkadaşlarımın da biraz daha, bazen bana diyorlar hızlı karar veriyorsun. Ben de belediye başkanı arkadaşlarıma söyleyeyim, biraz hızlı karar verin. Net adım atın. Net adım atmalıyız. Hızlı karar vermeliyiz. Çünkü seçimlere 4 yıl 10 ay kaldı. Evet. 4 yıl 10 ay kaldı seçimlere. Az kaldı. Ben olaya böyle bakarım. 4 yıl 10 ay kaldı. Çok çalışmamız lazım. Az kaldı. Başkanı terlettik güneşin altında. Evet, ben de terledim. Olsa. Tabii o taraftakiler belediye başkan yardımcıları bizim yönetmenlerimiz sağ olsunlar tam gölgede kaldılar ama biz burada başkanla beraber evet, güneşin zaten altındayız. Zaten bitirdik galiba. Programın da sonuna geldik evet. Ama başkan bir şiir istiyoruz sizden. Takip ettiğimiz kadarıyla en çok Nazım Hikmet şiirlerini seviyorsunuz. Başka şiir de okumak isterseniz onu da
izleyicilerimize, bizi Türkiye'nin Bağcılar'dan bile izleyen var. Türkiye'nin her yerinden izleyen. Şimdi şöyle bir şey söyleyelim mi? Şöyle bir şey söyleyelim. Aslında şairlerimizin hepsi ayrı güzellik taşıyor. Bakın gene bir ezber bozalım mı? Yapalım. Bozalım. Necip Fazıl Kısakürek. Çok iyi bir şairdir. Evet. Gene bu topraklardan çıkmış. Çok iyi bir şairdir. Siyasi görüşüne katılın katılmayın. Ayrı mevzu. Nazım Hikmet, Ahmet Arif, Can Yücel. Hepsi ayrı. Cemil Meriç. Hepsi ayrı ayrı iyi edebiyatçılardır. İyi şairlerdir. O zaman Nazım Hikmet'ten, Ahmet Arif'ten de çok okuduk. Ahmet Arif'in şiirleri daha şeydir. Biraz daha böyle Anadolu. Daha Anadolu, evet. Ben Anadolu'yum der. Ben Anadolu'yum der mesela. Ahmet Arif'te Anadolu özlemi yoktur. Ama Nazım Hikmet'te Anadolu özlemi vardır. Hasret vardır. Hasret vardır. Zaten hasret der. Hasret türküsü vardır Nazım Hikmet'te. Hem Varşova'dan hem Varna'dan Anadolu'ya seslenir. Ve Varna'dan İstanbul'a seslenirken, Boğaz'a doğru seslenirken gerçekten de sahilden bunu görenler anlatıyor. Şeyimizde de var, bu tarihimizde de var. Varna'da kenardan İstanbul Boğazı'na sesleniyor. Evet. Mehmet diye sesleniyor. Mehmet, oğluna Mehmet sesleniyor. Mehmet'im diyor. Oraya sesleniyor. Bir vapur geçer Varna önünden. Nazım usulcacık okşar vapuru, yanar elleri diyor. Hep böyle bir özlemi var. Ama Ahmet Arif'in değil, Ahmet Arif daha Anadolu. Çünkü Nazım Hikmet biraz daha işte Rusya'da kalmış, Bulgaristan'da kalmış, Azerbaycan'da edilmiş, kalmış, Gürcistan'da kalmış. Mecburen gitmek zorunda kalmış tabii ki. Biraz daha oradan özlemi duyuyorsunuz. Şimdi Nazım Hikmet'in bir şiiri vardır, bilirsiniz. Bunu bir kurultaylarında Alparslan Türkeş de okudu. Alparslan Türkeş de o şiiri okudu. Hani dört nala gelip uzak Asya'dan diye başlayan şiir. Bana bir tane kendisini milliyetçi bir şair olarak nitelendiren bir şair söyleyin ki böyle bir şiir yazmış olsun. Evet. Bulamazsınız. Böyle yok. Bir memleket sevdası. Böyle bir memleket sevdası yok. Dışarıda olması, o memleket sevdasında olması. Bugün bana pek çok milliyetçi, iyi şairler de var. Milliyetçi şairlerimiz var. Bana deyin ki bir tane milliyetçi şairimiz böylesine güzel kaleme dökmüştür mısrayla memleket sevdasını, vatan sevdasını. Yoktur. Nazım'ın şiirinden. Alparslan Türkeş gibi bir genel başkan bile Nazım Hikmet'in şiirini okumuştur kendi kurultaylarında. O şiiri okuyalım o zaman. Öyle yapalım başkanım. Dört nala gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu, bu hasret bizim. Yaşamak bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Ağzınıza yüreğinize sağlık başkanım. Bu şiir güzel bir şiirdir. Orada bu şiirde şeyi de görüyorsunuz. Hani yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür derken, evet, hem bireye atıfta bulunuyor, hem de tek olmaya, özgür olmaya atıfta bulunuyor, hem de topluma, halka atıfta bulunuyor. Çünkü bir ormanda yaşadığımızı söylüyor. Ormanın içerisinde ağaçsın sen diyor, ceviz ağacısın sen diyor. Dolayısıyla böyle de bitirmiş olalım. Çok sağ olun başkanım, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık başkanla. Bu güzel tesiste yerel yönetimler, siyaset konuştuk, beni konuştuk ama edebiyat konuşsak da herhalde bir saatte edebiyat konuşabilirmişiz. Onu çok anladık sevindim. Son 10 dakikada. Evet. Belki bir günde onu yaparız. Hem burada yaptığınız kültürel etkinlikleri konuşur, araya da şiirler serpiştiririz başkanım. Şimdiden böyle canlı yayında size teklifimiz olmuş olsun. Hiç ayrım gözetmeksizin şairiyle edebiyatçısı. Bakın Necip Fazıl'ın güzel bir dörtlüğü vardır. Der ki işte iz, geliniz, toprak post, Allah dost der. Necip Fazıl şiirinde. Evet. Orada da onun sevdasını görüyorsunuz. Bir Allah aşkı var. Yani bu da gene Anadolu'nun bir rengi. Ona da sahip çıkalım.
Hepsine sahip çıkalım biz. Çok sağ olun başkanım. Başkandan burada onun sözünü aldık. Bir kültür sanat programı evet. yapacağız başkanla. Hem burada yaptığı kültürel etkinlikleri konuşacağız. Hem de şiirler okuyacak başkan bize. İzrep TV izleyicileri bugün Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesislerindeydik. Bizi çok güzel ağırladılar. Hem buranın personelleri hem de sağ olsun Başkan Serdar Aksoy iyi bir program olduğunu düşünüyoruz. Başkan dedi evet, ki somut örnekleriyle beraber yöneteceğiz. Üretmeye başladık. Beraber üreteceğiz. Hem Menemen'de hem de İstanbul'da her şeyi çok güzel olacak demiş oldu özetle. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Yayını kapatmadan önce henüz paylaşmayanlar varsa paylaşırlarsa yayından sonra da tekrarını izleyebilirler diyorum. Bizde kalın, izle kalın. İyi hafta sonları hepinize. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.